12 Aralık Pazartesi Aydınlık İsmet Özçelik ABD'nin kaldırdığı taşlar Amerika Birleşik Devletleri yenilgisi Artık tüm dünya bunu konuşuyor ama o bu gerçeği görmek istemiyor. Yenilgiyi kabul edecek gibi de görünmüyor. Bu nedenle adeta dünyayı ateşe veriyor. Şu anda yaşanan savaşlar, ülkelerdeki iç sorunlar hepsinin arkasında Amerika var. Yakın zamana bakalım. Irak'ın işgali, Libya'da Kaddafi'nin devrilmesi, Suriye'yi operasyon ve bölme girişimi, Fırat'ın doğusunda terör devletçiliği çabası, Doğu Akdeniz'de girelim. Ukrayna'da yaşananlar, Tayvan'da kışkırtma, Ege ve Kıbrıs'ta savaş senaryoları, İran'da iç kargaşa faaliyetleri, hepsi Amerika'nın kaldırdığı taşlar. Peki kaldırılan taşlar ne oluyor? Bölge halklarına acı veriyor, kan ve ölüm getiriyor geçmişte hep Amerika karlı çıkardı. Şimdi her kaldırdığı taş ayağına düşüyor. İşgal sonrası hesapları tutmadı. Irak, Amerika'nın emrine girmedi. Libya'da işler istediği gibi gitmiyor. Suriye'de Esad'ı devirmeyi başaramadı. Fırat'ın doğusunda PKK-PYD devletçiyi girişimi bölge ülkelerini birleştiriyor. Ukrayna'yı NATO'ya alamadı. Üstelik topraklarının önemli bir bölümünü kaybetti. Şimdi anlaşma arayışında Tayvan'da hezimete uğradı. Amerikancılar seçimi kaybetti. Ege, Kıbrıs, Doğu Akdeniz. Orada da sonuç farklı olmayacak. Koşullar bölge ülkelerini ittifaka zorluyor. Amerika FETÖ ülkemizde de hamle yaptı. 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulundu. Bu kez başaramadı. Onların çocukları yenildi. Onlarca yıllık çabaları boşa gitti devletten önemli ölçüde temizlendiler. Diğer bir deyişle Türkiye'de kaldırdıkları taşı da ayaklarına düşürdüler. Çok önemli bir gelişme daha oldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'daydı. Çin Körfez İşbirliği Zirvesi, Çin Arap Ülkeleri Zirvesi. Sonuçları tüm dünyayı etkileyecek. Amerika'da panik var. Biden'ın ziyaretiyle karşılaştırıyorlar. Aradaki fark çok büyük. Genel değerlendirme şöyle. Körfez ve Arap ülkeleri yönünü Asya'ya dönüyor. Amerika'nın ayağına düşen bu taş tahminlerden çok büyük. Amerika'nın Afganistan'dan kaçışı bütün dünya canlı izledi. Mazlum dünyanın morali yükseldi. Gençlik yıllarımda 1 2 daha fazla Vietnam sloganı atılırdı. Şimdi 1 2 daha fazla Afganistan deniyor. Bazıları sürekli kafa karıştırıyor. Her fırsatta Amerika'yı gizlemeye, Rusya, Çin, İran, Esad düşmanlığı yapmaya çalışıyor. Ancak halk her şeyin farkında. Düşmanını ve dostlarını tanıyor. İsterseniz bir kez daha tekrarlayalım. Türkiye'nin sorunları Ege'de ve Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de kimle karşı karşıyayız? En yetkili isimler söylüyor. Amerika'yla. Terörle mücadele ediyoruz. Karşımızda kim var? Amerika, İsrail. Ekonomide krizi kim tetikliyor? Amerika'nın kontrol ettiği uluslararası sermaye. Fazla söze gerek var mı? Dostlarımızın düşmanları da aynı. Rusya esas olarak Amerika ile savaşıyor. Çin'in karşısında Amerika var. Irak, Suriye, başladığına gelenlerin faili Amerika. İran'da yaşanan olaylar, arkasında Amerika, İsrail bulunuyor. Diğerleri de farklı değil. Manzara bu, yapılması gereken de belli. Avrupa'ya gelince Amerika'nın kuyruğuna takılmışlardı. Akılları başladığına geliyor. İçine düştükleri tuzağı anlamaya başladılar. Orada da Amerika karşıtlığı artıyor. Kaldırılan taşın Avrupa'da da ayağa düşmesi kaçınılmaz.